Hava platformunda uzaktan elektronik destek, elektronik taarruz kabiliyeti projesinin sözleşmesi, Savunma Sanayi Başkanlığı ile ASELSAN arasında 9 Ağustos'ta düzenlenen bir törenle imzalandı. ASELSAN tarafından aynı gün kamuoyu aydınlatma platformuna yapılan açıklamada, sözleşme bedelinin 900 milyon liraya ilave olarak 430 milyon dolar olduğu belirtildi. Aselsan'ın ana alt yüklenicisinin Türk Havacılık ve Uzay Sanayi olacağı proje kapsamında 4 adet hava soj uçağı ile ilgili yer sistemleri 2023-2027 yılları arasında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek. Proje kapsamında ayrıca uçakların konuşlanacağı ve eğitim ve bakım faaliyetlerinin yürütüleceği hava üssünün inşası da gerçekleştirilecek. Törende imzalar Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçük Akgüz, Genelkurmay Genel Plan Prensipler Başkanı Kor General Yavuz Türk Genci, Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir, Genelkurmay Kuvvet Geliştirme ve Kaynak Yönetimi Daire Başkanı Tüm General Reha Ufuk Er, Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı Mustafa Şeker, Savunma Sanayi Başkanlığı Elektronik Harf ve Radar Sistemleri Daire Başkanı Muhammed Sami Ulukavak, Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Profesör Doktor Haluk Görgün ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Genel Müdürü Doçent Doktor Temel Kotil tarafından atıldı. Proje sonucunda geliştirilecek sistemler sayesinde düşmanın hava soğuma ve erken ihbar gibi görevleri olan radarlarının ve haberleşme sistemlerinin tespit ve teşhis edilmesi, konumlarının bulunması ve bu sistemlerin karıştırılması, aldatılması ve köreltilmesi hedefleniyor. Bu sistemlerin özellikle sınır ötesi harekatta dost unsurlara karşı kullanılmasının önlenerek hava kuvvetleri komutanlığı envanterindeki savaş uçaklarının güvenli bir şekilde operasyon icra edebilmesi amaçlanıyor. Hava soh sistemi Koral ismiyle bilinen ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına 2016 yılında teslim edilen kara konuşlu uzaktan elektronik destek elektronik taarruz sisteminden daha üstün teknolojik özelliklere sahip olacak. Bu sistem ayrıca pek çok farklı elektronik harp kabiliyetini tek bir hava aracı üzerinde toplayacak. Hava soj sistemlerine entegre edilecek elektronik harp görev sistemlerinin tamamı yurt içinde milli olarak geliştirilecek ve üretilecek. Sözleşme kapsamında satın alınacak ticari uçakların modifikasyon ve sertifikasyon işlemlerinin de milli imkanlar değerlendirilerek Türkiye'de yapılacak. Sistemlerin uçağa entegrasyonu ve sertifikasyon faaliyetlerinde seçilecek uçak üreticisi firmanın teknik desteğiyle Türk Havacılık ve Uzay Sanayi başta olmak üzere yerli kuruluşlar azami ölçüde görev alacak. Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından aynı gün yayınlanan basın bülteninde ise bu proje kapsamında geliştirilecek sistemlere eşdeğer kabiliyette dünya üzerinde bilinen başka bir sistem bulunmadığı ve geliştirilecek ürünlerin yüksek ihracat potansiyeli sayesinde Türkiye'nin bilgi ve teknoloji ihraç eden ülke olma hedefine önemli bir